Ulefon, Berlin IFA 2023 fuarında dikkatimi çeken markalardan biri olmuştu. Çok sağlam outdoor Android ürünler tasarlayan firmanın Armor 22 isimli modeli elimde. Uzun bir süredir de test ediyorum. Bu videoda size deneyimlerimi aktaracağım. Armor 22 aslında standart bir Android kullanıcısına hitap etmiyor. Günlük kullanım için biraz büyük kalabilir. Armor 22, rugged diye adlandırılan, sağlamlaştırılmış ve dış ortamlardaki darbelere maruz kaldığında çok çabuk pes etmeyen bir ürün kategorisinde. Yani zor şartlara dayanabilen, dağda bayırda aktif olan, telefonunu kancayla beline bağlayıp acaba bir şey olur mu olmaz mı diye düşünmeden kullananlar için uygun. Kağıt üzerinde 6.58 inçlik Full HD Plus ekran ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. MediaTek'in Helio G96 işlemcisine sahip. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızası var. 6600 mAh'lık bir pil kapasitesi. Bu oldukça iddialı. 64 megapiksel geniş açı kamera, 64 megapiksel gece görüş kamerası ki bu çok ilginç bir şey. Sualtı kamerası, kızılötesi kumanda özelliği, dahili radyo hem de kulaklığa bağlı olmadan, Google Pay, Android 13, eldiven modu, IP68, IP69K ve askeri standartları destekleyen sertifikaları da var. Tamam, kağıdı kalemi bırakıp bu telefon nerelerde işe yarar bakalım. Rugged Phone olarak tabir edilen bu dayanıklı ürünler daha çok doğa sporları, tırmanış, dağcılık vesaire gibi alanlarda aktif ya da inşaat alanlarında veya benzer senaryolarda çalışanlar için düşünülmüş cihazlar. Sağa sola çarptığında, suyla çamurla temas ettiğinde hemen teslim olmayan ürünler. Ekonomik fiyatlı ve orta sınıf bir telefon olarak kabul edebiliriz Armor 22'yi. Android 13 işletim sistemini sade olarak buraya yüklemişler ve kendileri ekstra çöp diye tabir edebileceğimiz uygulamaları telefona yüklememişler. 8 GB RAM ile günlük standart ihtiyaçları karşılama konusunda hiç sıkıntı yaşatmıyor. Öyle bir oyuncu telefonu olma iddiası ya da kapasitesi de yok zaten. Amaç da bu değil, söylediğim gibi. Apple'ın en çok eleştirildiği bir konu olan 120 Hz ekran yenileme hızının 15'lere gelmediğini düşünürsek, bu üründe 120 Hz'lik ekran yenileme hızı açıkçası bana biraz sürpriz oldu. Armor 22 üzerinde bir ekran koruyucu malzeme ile gelmesine rağmen kutu içeriğinde bir adet daha ekran koruyucu barındırıyor. Bu biraz daha kalın ve oldukça sağlam görünen bir malzeme. Ayrıca bir kılıf olarak da kullanılabilecek, çeşitli yerlere montajı sağlamak amacıyla bazı aparatlarda kutu içeriğinde mevcut. Bunun yanında set olarak alındığında bisikletinize monte edebileceğiniz, çok net söyleyeyim, daha sağlamını görmediğim bir kit var. Monte ederken belki biraz güç harcamanız gerekecek ama daha sonra acaba düşer mi, telefonu tutar mı diye bir soruyu kafanızdan rahatlıkla atabilirsiniz. Telefonun kenarlarındaki yapı elde tutuşu daha güvenli hale getirecek cinsten. Elden kayma vesaire gibi bir durum yaşayacağınızı sanmıyorum. Sol tarafta bir SIM ve maksimum 512 GB'lık bir SD kart takabileceğiniz bir yuva var. SD kart yerine elbette ikinci SIM kartı da takıp kullanabilirsiniz. Bunun hemen altında tıpkı iPhone 15 Pro serisinde olduğu gibi programlanabilir bir buton var. Belli başlı fonksiyonları atayabileceğiniz bu buton, sıklıkla kullandığınız bazı durumlarda size bir kısa yol olarak hizmet sunuyor. Sağ tarafta ses açma kapama ve telefonu açabileceğiniz buton yerleştirilmiş. Açma tuşu aynı zamanda parmak izi sensörü olarak da hizmet veriyor. Buraya entegre edilmiş parmak izi okuyucusu gayet hızlı çalışıyor. Metal çerçeve, mekanik ve maskülün tasarımda bu tarza ilgi duyanları cezbedecek muhtemelen. USB-C yuvası ve telefonun üst kısmındaki kulaklık girişi sağlam bir şekilde korunuyor. Az önce saydığım sertifikalar buradaki korumanın yeterli ve sağlam olduğunun da kanıtı. 64 megapiksellik kamerası yaptığınız yolculukları, aktiviteleri anı olarak saklamak için oldukça yeterli. Bu telefonun kullanım alanının fotoğraf ve video olmadığını da hatırlatayım. Ortalama bir gün ışığında gerek sosyal medya, gerek arkadaş ve ailenizle paylaşabileceğiniz fotoğraflar çekmenize bir engel yok tabii. Ekranda gördüğünüz görüntüler Ulefone Armor 22 ile alındı ve ufak tefek ışık ve renk dokunuşlarıyla düzenlendi. Tıpkı iPhone ya da benim 8000 Euro'luk profesyonel kameram ile çektiğimde de yaptığım gibi. Gece kamerası burada benim için en ilgi çeken kısımlardan biri oldu. Zifiri karanlıkta bu kamerayı açıp sanki ışık altında önünüzü ve etrafınızı görüyorsunuz gibi kayıt yapabiliyorsunuz. Örneğin bu görüntü ışıkları tamamen kapalı ve karanlık bir ortamda çekildi. Kızılötesi bu kameraların başka bir özelliği bazı malzemelerin içini gösterebiliyor olması. Özellikle plastik malzemeler siyaha boyanmış bile olsa içini görebiliyorsunuz. Apple TV kutusuna baktığınızda normalde göremediğiniz bu detaylar örneğin. Ya da benim modemimin içine bakabildiğim bu video gibi. Evet, bir uzay teknolojisi değil ama sürekli kullanmadığımız için ilginç gelen ve eğlenceli bir yönü de var. Uzun lafın kısası, fotoğraf ve kamera özellikleri için alacağınız bir telefon değil ama anılarınızı kaydedebileceğiniz bir donanıma sahip. Oyun kısmında da yine kamera kısmındaki sözleri tekrarlayabiliriz ya da kısa kesip kamera için ne dediysem oyun için de o geçerli deyip bu bölümü kapatabiliriz.
Ürünün bir özelliği de televizyonunuzun kumandası olarak kullanabilmeniz. Televizyonunuzun kumandası olarak kullanmak isterseniz Ulefone Armo 22 bunun için de uygun bir telefon. Televizyonunuzu, projektörünüzü cihaza tanıtıp ilgili cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Sürekli kumanda kaybediyorsanız sık sık ihtiyaç duyabileceğiniz bir özellik olabilir. Geniş bir yelpazede oyun oynamanıza olanak veriyor. Büyük bir ekranı, güçlü pili sayesinde de uzun süre oyunun keyfini çıkarmanıza olanak sağlıyor. Ne tür oyunlar oynuyorsunuz kestirmek zor ama grafikleri ve akıcılığı test için oynadığım oyunlarda beni pozitif yönde şaşırttı. 6600 mAh'lik pili uzunca bir süre ihtiyaçları karşılıyor. Özellikle 120 Hz ekran yenileme hızını optimize ederek kullanırsanız yani 90 ya da 60 Hz'lik seviyelere çekerseniz bu süreyi daha da uzatabilirsiniz. Bunu özellikle enerji tasarrufu sağlamanız gereken durumlarda ya da doğal ortamlarda bulunduğunuzda aktif ederek kullanım süresini maksimuma çekebilirsiniz. Ortalama olarak 3 günlük bir kullanım sunabiliyor ve bekleme modunda 360 saate kadar hayatta kalabiliyor. Stok Android işletim sistemi ve buna bağlı akıcı kullanım ve uygun fiyatla aktivite sahibi kişilerin ilgilenebileceği bir ürün olabilir. Herkes için uygun olmayabilir ama hedef kitlesi için önerilebilir bir ürün. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.